Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu seferki ürünümüz Ünlüker Çikolatalı Gofret'in bitterli olanı. Daha önce bunun klasik olanı ve beyaz çikolata olanını denemiştik. Ee, bu ürünü e, bir başka arkadaşımız dedi ki abi bu ürünün bitterlisi de var ama şok marketlerde bulabilirsin diye. Biz de şok marketten bu ürünü aldık. Diğer çikolatalarımız Bim'de de 101'de de e, 1 lira 25 kuruş. Şok markete uğramamışım fiyatına bakmak için. Bu üründe 1 lira 25 kuruş. Şok marketlerde de bu ürünün fiyatı 1 lira 25 kuruşa alabilirsiniz. Bakkallara baktım. Bakkallarda bu üründen sadece 2 tanesini de bulabildim. İkisi de 1 lira 50 kuruştan satıyordu bu ürünü. Diğer çikolatalar da aynı şekilde 1 lira 50 kuruşa satılıyordu. Bu ürün BİM 101 şok marketler gibi marketlerde 1 lira 25 kuruşa bulabilirsiniz. Ama Bim'de bu ürünün bit derlisi yok. Şok 101'de de bu ürünün bit derlisine rastlayamadım. Sadece şok marketlerde rastladım. Ee, bizim destekleyen takipçilerimizden bir tanesi e, Ülker Çikolatalı Goffret'in bitterlesini de şok markette de bulabileceğim zaten söylemişti. Onun tavsiyesi üzerine gittik. Oradan aldık. E, Ülker Çikolatalı Goffret'in klasik olanlar benzer bir kap e, şekli var. Dış görünüşü var ve sadece üstü sağ ve sol taraftan bol olarak e, bitteri anımsatsın diye siyahlandırmış. Yani biraz daha koyulaştırılmış. Burada nefis bitter olarak da reklamada da yapıştırmışlar. Burada da kara kodu bulunuyor. Diyor ki aranızda ilk açık koltuk gofretin nasıl üretildiğini bilmeyen yani var mı? Okutun hemen izleyin diyor. Yani bu çikolatalı gofreti nasıl üretildiğini izlemek isterseniz buradaki kare kutu okutup ürünün imalatını görebilirmişiz diye burada söylüyor. Video bittikten sonra ben de ona bakabilirim. Ve arkadaşlar bu ürün 36 gramlık bir ürün. Bunun klasik olan da yine 36 gram. beyaz da yanlış hatırlamıyorsam 37 gram olarak piyasada bulunuyordu. pardon. Yani o civarı ya 34 ya 36 gram tam hatırlayamadım şimdi kusuruma bakmayın. Ee, ürünün son kullanım tarihini burada görebilirsiniz. Yine aynı şekilde saklama kuşları burada yer alıyor. Ee, şuralarda bir yerlerde de besin ögeleri olması gerekiyordu. Ee, şurada şöyle netleştirelim. İçerisindekilere bölümü yer almakta. Besin ögeleri de galiba şurada yer alıyor. Doymuş yavrunu falan da. Herhalde aynı burada yer alıyor. Bazı çikolataların şöyle kara şeklinde ve madde madde yazıyor Ama ülkel çikolatalı gofretlerin çoğunda bu şekilde sırayla yazılmış şekilde görünüyor. Bunu tam olarak anlayamadım. Diyor ki burada kocaman Türk malı made in Türkiye'yi Türkiye üretim ediliyor. Yani bu ürün Türk malı statüsünü görüyor anladığım kadarıyla. Ürünü hemen açalım bakalım arkadaşlar. Çok konuşmayalım ürünle alakalı. Yiyelim. Yani şimdi bunu bizim buranın diliyle e, bu video oluşturuyor olsaydım yek derdim. Yiyek. Haydi yiyek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi koyu bir çikolatası var. İçerisinde bitterden kaynaklı bu koyuluk. E, tadını da bakalım şu şekilde. Şöyle her tarafını görebiliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani gofret aynı şekilde çıtırında. Şöyle görüyorsunuz bitlerden kaynaklı. İçerisinde gofretlerin rengi biraz daha koyu olduğunu görebilirsiniz. Eğer bitleri çok seviyorsanız çok yoğun bir yani gofretlerin arasında bu kadar ince bir bitler olmasına rağmen yoğun oranda bitter tadı veriyor insanın ağzına. Yani yoğun olarak bitterin tadını alabiliyorsunuz. Bitter çikolatanın tadını alabiliyorsunuz. Bu üründen çok enteresan geldi bana. Eti karan falan da yemiştim ama bu kadar bitleri hissettirmemişti bana. Ama bu bitleri direkt hissettiriyor. Yani yediğinizde direkt bitleri hissedebiliyorsunuz. Çok enteresan geldi yani bana da. O zaman bir ısırık da alalım. Aynen öyle. Yani şu an dedim yerken hazına varmaya çalışayım. Ama dediğim gibi çok yoğun bir bitter içeriyor olmamasına rağmen yediğiniz zaman çok yoğun bir bitter olayını alıyorsunuz. bitteri anımsıyorsunuz. Eğer bitterli çikolatayı seven bir tarafınız varsa bu gofret tam size göre diyebilirim. Arkadaşlar ülkenin bitter çikolatalı kofresi ile alakalı e, benim söyleyebileceklerim, düşüncelerim bu kadar. Eğer sizin bir düşünceniz varsa ya da sizin bu konuyla alakalı bir yorumunuz, söz konusu ise yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. E, videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bize destek olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.